Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Dream Old Sins oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 5. odamızı tamamlamıştık. Kalan 4 odamızdan sonra ve şu gizemli bir nesne eser isimli şeyi almıştık. Bunu açalım bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak acaba? Nerede işimize yarayacak? Japon galerisine kullanabileceğimiz kağıttan bir yelpazemiz oldu. Tamam anladım nerede kullanabileceğimizi en azından. Gidelim Japon galerimize. Ding-dang. Şurada kullanacağız. Sadece şekillere bakmam yeterli. Üçgen kare artı yıldız yuvarlak. Bunu sonra tekrar alabilirim. Peki de neye yaradı bu? Yani. Belli yuvarlaklıklar var üstlerinde ve hepsinin yerleri farklı farklı. Tamam. Yani. Ne işimize yarayacak şimdi bir yaradı bu daha doğrusu. Don't understand. Şunu bir alayım. Hepsini yuvarlaklıklara getirmeye çalışacağız şimdi. Önce şu kamerayı şöyle bir düzeltelim. Şimdi bu nereye gider? Hepsini yuvarlak içine mi almamız gerekiyor? Böyle olunca burası kırmızı oldu. Fakat böyle bir şey varmış. Bulmaca. Şu şekil arkadaki cihazda da vardı alette. Bu yuvaya özel bir şekil var. Yuvanın özel bir şekli var da. Ben böyle kaydırma işlemi yapamıyorum burada herhangi bir şekilde. Öncelikle buraya bir şey bulmam gerekiyor sanırım. Kaydıramıyoruz. Herhangi bir şekilde yerlerini değiştiremiyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Şuraya bir şey takacağız illaki. Ama ne? Aynı şekil şurada da var. Şu şeyin üstünde. Aletin üstünde var.
Tamam, buradan bıçak. Kör bir bıçak. Bulmuşuz. Bulduk. Gördüğünüz gibi keskinliği yokmuş fazla, kör bir bıçak. Fakat bunu nerede kullanacağız? Kör bir bıçakla bence şu midyeyi açabiliriz ya. Artık açalım yani. Şunu inciyi yerleştirelim. İşareti hatırladınız sanırım. O kulenin şeyi. Şuradaki kulemizin çıkalım. Çıkalım. Şu. Şurası abi. Üç parçası oturdu. Diğerlerini yaptığımız zaman burası tamam. Bir de buraya bir şey oturtacağız. Ve şuraya bir şeyler oturtacağız en son. Tabii bu parça acaba dedim ama sanki şuraya olacak gibi duruyor. What? Wow. O parçayı oradan alabileceğimizi unutmuşum ya. Şimdi. Oda gideceğiz bakalım. Burada bir resimim var. Uçan kuşlar. Şurada bir şey var ama ne olduğunu kestiremiyorum. Biraz daha yürüsek yani. Ne dersin ki? Yok. Şöyle bir şey yapacağız tabii ki o zaman. Bizi çıkartmaya çalıştığı odayı değiştirmemiz gerekiyor. Gördüğün gibi burada sürtünme yoluyla buradan geldik, buraya geldik. Burada bir şey yok. Boş. Burası boş çıktı. Peki. Bir de buraya bakalım. Orada ne varmış acaba? İlerledik. Resmimizi gördük. Gene aynı. İlerledik. Bir resmimizi daha gördük. İlerledik ve boş bir kapı. Peki. Bir saniye. Bir de şu odaya bakalım. Evet, bakamıyoruz. Güzel. Farklı bir şey mi yaptım? Şurada ama yok. Yine aynı değil mi? Kapı kapalı. Ay yo, o açık. Burada bir şey var. Ağaç şeklinde ve gong var. Fakat keşke etkileşime de geçebilse idik. Kahretsin. Çevre tutamıyorum ki çevireyim. Çevirebileceğim kadar çevireyim de mili. Çevrilmiyor babacım. Dönmüyor. Gördün? Masa oyunundaki. Çanın sol tarafında büyük bir mil. Şundan bahsediyor. Değil mi? Ha, şöyle geçmemiz lazımmış ya. Tamam.
Bom. Evet. Biri açıldı. Hepsine tek tek gitmemiz lazım. Bong, bu oldu. Şimdi buraya gidebilmem için bunu buraya vereceğiz. Bunu şuradan geçerim ya. Hadi. Hadi bak, gidelim. Oradan geçeriz ya. Bum. Tamam. Nice. Bir tane kaldı. Oraya gidebilmem için de farklı bir bulmaca yani. Şöyle yapmam gerekiyor. Şöyle. Bir saniye. Sen bir git. Abicim sağa kayar mısın? Heh. Tamam. Let's go. Girelim. Son çanımızı da çalalım. Evet. Ne geldi? Açıl bakalım. Ahtapotun ikinci gözü. Bir kat daha çıkabileceğiz yani, kaçak kat daha sanırım. Şunu alabilirsem. Şu evi bir alabilirsem. Thank yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Bunu takabileceğimiz bir yer daha var. Bir yer. Bir yer daha var. O da şurası. Hemen açalım. Aa, buranın şekli farklıymış. Ama. Ama bu ama ya. Bir 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 olacak. Her köşeye birer tane yaptığımız zaman gelip buradaki bulmacayı yapalım. Şuraya çık bakalım. Onu nasıl yaparız? He. Önce tabutun gözünü takmamız gerekiyormuş. Okay. Okay. No problem. Bro. Bro 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 bro. Buyurun. Çıkalım kaçak katımızı. Taşımız orada. Hadi ama ya. Hadi ama ya. İlla bir yerde bir şeylik çıkacaktı tabii ki. Şöyle yapalım. Alayım. Şunu da alsak ya. Ne bu? Bir kule külahı maketi. Tabii ki bu evin dışına olacak büyük ihtimal. Bir dakika bakayım, bir giriş. Yani. Burası için değil yani. Şura. Bu kulenin sanırım bir yerine takmamız gerekiyor. Olabilir mi? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Dur bakayım, dakika düşünüyorum.
Nasıl olabilir be? Şanssız deneyelim. Of. Resim atölyesi. Peki. Önce kitabımızı bir okuyalım. Ne diyor? Painting. Painting Adventure Tamam. Nerede saklanıyorsun, Abigail? Evi bir labirente dönüştürdün. Hala buralarda olmalı. Bunu hissedebiliyorum. Hem her yerde hem de hiçbir yerde. Bu kadar yaklaşmışken neden bana ihanet edersin ki? Tek amacım bunu seninle paylaşmaktı. Ailemizi ve onurumuzu geri kazanmaktı. Neden bana karşı geliyorsun? Hala buradasın. Kokunu alabiliyorum. Bu evi içinden söküp çıkartacağım. Gerekirse kendi ellerimle bunu yapacağım. Heykellerini parçalayacağım, tıpkı kalbini parçalıyormuşum gibi. Beni durduramazsın Abigail, diyor abimiz. Kadın burayı böyle labirente çevirmiş yeri. Değişik şeyler yapmış. Yani bu adamın derdi. Neyse şuradan başlayalım bakalım ya. Hadi bismillah. Resimde gördüğümüz, Japon galerisinde gördüğümüz o resimdeki nesne, karmaşık tasarımlı bir yumurta heykeli. Balıklar falan var. Sinekli. Tamam. Güzel. Gene buralarda bir şeyler takabilecek yerler. Buraya bir anahtar sokacağız. Buraya. Nasıl, ne kadar da 3 boyutlu bir resim. Resimden anlayacağınız üzere şurayı gösteriyor temsil olarak. Şu bölgeyi. Şurayı yükseltmemiz. Şuraya da bir tane kukla oturtmamız gerekiyor sanırım, anladığım kadarıyla. Şurada bir olay var gibi geldi sanki bana. Evet. Gördüğünüz gibi yumurta, aldığımız yumurta şekli sinek. Sol alt rafına koyacağız o Japon galerisindeki şeyin. Sol alt tarafındaki rafa koymamız gerektiğini söylüyor. Gidelim. Pek bir şey kalmadı sanırım zaten orada. Şu kısma koymamız gerektiğini söylüyor. Sanırım abicimiz. Karmaşık tasarımlı bir yumurta heykeli. Peki. Sanırım bu buraya ait değil. Bir yerde nereye koyacağıma dair ipucu olmalı. Hepsini tek tek denerim, yemin ediyorum var ya. Hepsini tek tek denerim lan. Hepsini tek tek denerim. Beni çıldırtmayın. 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 Oley, oley, oley. Burada iki yer var. Buralara koyamıyoruz. Demek ki bir önceki odada da koymamamız gereken bazı yerler var idi. Hemen şöyle bir gelecek olursak. Odaya zaten tam bakamadım. Şöyle bir çevirip. Gerçi pek de bir şey yokmuş. Mesela şurada bir yer var. Peki.
Hiçbir yere ait değilsin ama. Değişik resimler var ya yerlerde de. Buralara ait bir şey değil. Miş, en azından onu anlamış olduk. Peki bu ona etkileşim yapabiliyor muyuz? Elimizle, kolumuzla, bölümümüz şeyle böyle çevirtirip falan da. Yok. Odamız var mıydı ya bizim şu şura burada koyabileceğimiz bir yer var, bir yer var mıydı ya? Bir bakmak istiyorum meraktan. Oh mama. Buraya scrap. Oldu. Oldum ama. Karmaşık tasarımlı bir yumurta heykeli daha. Üstündeki resim ise scrap. Oh boy. Oh boy. Elbet birine olacaksın. Şunu alamıyor muyum? Kaldı mı bu burada? Scrap böcek. Ya ben böyle oda oda şey dolaşacağım mı ya sürekli? Kapı kapı. Neyse önce Japon galerisine giderim. Neredeydi burası da ya? Geleceğiz abi. Başka yolu yok. Gerçi şurada... Ay. Ha burada zaten gösteriyor. Böceği oraya koyacağım. Modellemeleri var. Ben kaçırdım hep ya onları. Hiç bakamadım. Mesela. Buraya hangisi? Kırmızı olduğu için bu buraya olabilir. Ya da şu üst tarafı olabilir. Dolap da kırmızı. Uyuyabilir. Uymadı. Evdeki hesap çarşı uymadı abi. Başkası burada. Aha. Masada yok değil mi? Öyle bir takabileceğimiz bir şey. Tabii ki de hayır. Şu masada da yok. Acaba burada mıydı scrap? Sinek. Sineği oraya koy demiş. Hep belli yerler için ipuçları var ya. Ama da buranılmış. Tek attık. Aa, onu biliyorum. Palamut. Bu havuza. Bahçedeki şeye götüreceğiz bunu. Şuraya. Kadının kafasında vardı ya böyle löp diye takacağız demiştim. Damla şeklinde. Bu. Onu hatırlıyorum Allah'tan. Ne alakaysa palamut. Şimdi buranın bulmacasını çözme vakti geldi. Suyu buraya dolduruyoruz artık. Buralarla çalışacağız. Vay, efektlere bak.
Hop, kilidimiz açıldı. Dönsün çarklar. Ey yavrum. Hadi bakayım. Hop. Güzel. Nasıl bir şekil yaparsak bu şekli çıkartırım ben. Boring falan. Abi. Harika ya. Ya benziyor ama. Bu ne lan? Bu ne abi? Başka? Bunu yapmadan buna da su veremiyoruz. Bunu nasıl yapacağım? Ya şekil bu ama. Artı şeklinde olması gerekiyor ya. Bu. Yes. Akıtıyor. Devam et. Devam et. En azından bir bakalım.
Yaptım. Tek de yaptık. Güzel. Nice. Devam et. Devam et. En sonunda şuraya da olacak sanırım su. Bir bu çıktı başıma da şimdi. Hadi bakalım bunu nasıl yapacağız? Yıldız kenarlar kıvrımlı falan. Oh. Tamam bu bu. Buna da yıldız yaptırtacağız. Şu lava. Bu. Yaptım. Yaptım. Abi dalga geçiyorsun sen. Bu şekil. Abi o değilmiş ki. Yes. O özel kanaldan da oraya akıyor arka tarafa. Bura ne işimize yarayacak peki? Yani bu su bize ne yaptı? Ne oldu? Ne? 100 bıcı bıcı yap. O ne lan? What the fuck? What the fuck? Şu moru bir tur daha bir çevirtmemiz lazım gibi. Şöyle. Sanki oldu mu? Ya burası.
Tam ters tur mu acaba? Sanki. Şu. Vallahi yaptık ya. Yine. Neler oluyor? Hayda. Sen ne diyorsun ya? Yine inanılmaz şeyler bizi bekliyor. Garip bir eser. Ve havuzu da bitirdik. Güzel. Güzel. Altısı gitti. Kaldı 3. Bahçe tamamlandı. Bu tuzak o kadar yavaş, o kadar kutsal ki kurbanları bile son ana kadar tuzağın farkına varmıyor. Toprağın zincirleri beni esir alamadı. Ama yine de dikenlerinin vücudumdan içeriye doğru saplandığını hissediyorum. Hissettim. Vallahi güzel ve güzel bir bölüm oldu bence de yani. Umarım sizler de keyif almışsınızdır videodan. Eğer ki keyif aldıysanız videoyu beğenip aşağı kısmına yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden kalan 3 odamızdan devam edeceğiz. Garip eserin içinden ne çıktığına bakacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.